Ivro Şevaklı'nın Toprağın Kadınları ödülüne bu yıl Renan Tan Tavukçuoğlu layık görüldü. Çünkü şahane bir projesi var, sosyal sorumluluk projesi. Renan bizimle birlikte. Merhaba Renan, nasılsın? Merhabalar, çok iyiyim, çok mutluyum. Sizler nasılsınız? İyiyim, şahane proje var dedim. Çünkü Puduhepa ve Kız Kardeşleri isimli bir bez bebek serisi var ve bu bebeklerin bütün geliri de Toç Ev'e gidiyor. Evet, hemen soracağım, kızlar nerede? Bir görelim mi kızları? Tabii, hemen gelsin. Hem de tanıtmanı istiyorum. Tabii ki. Puduhepa ilk ana karakterimiz Hitit Kraliçesi. Tarihin ilk barış anlaşmasını imzalayan güçlü bir kadın. Bizim topraklarımızda yaşamış. Bunlar hepsi süper kahraman. Dilhan Ege Eryurt, Puduhepa'ya doğumundan bir sene sonra katılan ilk kız kardeş. O da NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadınımız. Ve bu sene bunlara katılan kız kardeşimiz de Güris Sururi. O da hepimizin tanıdığı çok değerli bir tiyatro sanatçımız, çok güçlü bir cumhuriyet kadını. Şahaneler, gerçekten de çok güzeller. Biraz da şöyle boydan falan biraz daha yakından gösterelim mi? Bilmeyenler. Tabii, teker teker göstereyim. Çünkü kıyafetleri de çok değerli tasarımcılarımız tarafından hazırlandı. Puduhepa bir kaftan giyiyor, çift taraflı. Arzu Kaprol tasarımı. 3000 sene önce yaşamış. Daha doğrusu 3300 yıl sene önce yaşamış Puduhepa. Ama bugün yaşasa kesin jean giyerdi dedi Arzu Hanım. Ve çift taraflı bir kaftan yaptı. İçi de Kutnu kumaşımızın baskısı. Bu da yöresel bir kumaş. Böyle uzun saçları var bebeğimizin. 2018 yılında Puduhepa yeniden ilham vermek için aramıza döndü. İlk kız kardeşi için çok düşündük. Doktor mu yapalım, öğretmen mi yapalım? Çünkü ilham dünyası büyütmek, oluşturmak hedefindeyiz. Kim olsun derken tabii günümüzde teknoloji ve gelecekten bahsettiğimizde uzay ve bizim de çok değerli bilim kadınlarımız var. Hatta geçtiğimiz hafta 11 Şubat dünyada uluslararası bilimde kadın ve kız çocukları günüydü. Onu kutladık ve bu Dilhan bebeğimiz için çıkardığımız bir bilim sohbetleri kartlarının lansmanını yaptık. Dilhan Ege Eryurt'u seçtik çünkü Dilhan Ege Eryurt NASA'da çalışmış ilk Türk astrofizikçi ve Apollo 11 ödülü var çünkü Ay'a iniş projesinde çalışmış. Böyle değerli kadınların hikayeleri bilinsin. Niye bilmiyoruz? Hiçbirimiz tanımıyoruz. Tanıyalım. Onun da kıyafetini sevgili Zeynep Tosun tasarladı. Tel kırma tekniğiyle Bartın'da yapılıyor. Ve teknolojiden ve ileriye gitmekten bahsederken değerlerimize sahip çıkma mesajını taşıyor. Bu yeniden doğuş koleksiyonu Zeynep Tosun'un ay ve yıldızlardan oluşuyor. Çok güzel bir tesadüf oldu. Ve bu bebeğimizin kıyafetini o tasarladı. Sonra geldik 2020. Unutalım, bu sene bebek çıkarmayalım diye düşündük. Ama ondan sonra dedik ki, hani çok zarar gören alanlar var, evet, ve eğitim ve sanat bunlardan en önemlileri. Ve sanat sadece bugün zarar görmüyor. Yani ileride en çok zararını göreceğimiz şey sanatın zarar görmesi. O sebeple hayatı boyunca çocukların, özellikle de kız çocuklarının eğitimine destek olmuş. Çok değerli tiyatro sanatçımız Güris Sururi'nin bebeğini yapmaya karar verdik. Onun da biz her bebeğimizde olduğu gibi hayatında yaşam becerilerini geliştirme öğelerini işledik. Zorluklardan yılmamak gibi. Onların deneyimleri yeni yetişen çocuklarımıza ilham olsun. Onlar o zorlukları o zaman aşmışsa ben şimdi daha neler neler yaparım desinler. Ama çok. Güriz'in de kıyafetini Özlem Sürer tasarladı. Ve bütün bebeklerimizin tabii ki ilham veren hikaye kitapları var. Sevgili yazar çizerimiz Demet Kılıç. Bunların hepsine Toç Ev gelişim uzmanları ile birlikte yaşa göre nasıl etkilenir, nasıl etkili verilir bu mesajlar? Bunları konuşarak, tartışarak böyle hazırlıyorlar. Daha sonra Demet onları yazıyor ve çiziyor. İllüstrasyonlarımız harika. 6 yaş üstü diyoruz biz kitaplarımız için. Çünkü ergenliğe gelmeden önce kız çocuklarında bazı fikirlerin güçlü bir şekilde oluşmasını istiyoruz. Kendilerine güvenerek büyüyor olmaları, haklarının farkında olmaları, kendilerine hayatlarının kontrolünü ellerine alabilecek gücün kendilerinde olduğunu bilmeleri, kimsenin bunu
onlara yanlış empoze etmemesi için, kendilerinin dik durabilmesi için. Yaşam becerileri, çatışma çözme becerisi, adil rekabet, psikolojik sermaye dediğimiz öğeler. Bunları çocuklarımızda, müfredatta olmayan yaşam becerilerini geliştirelim. İlerideki toplumun, güçlü toplumun yapı taşlarını bugünden inşa edelim. Amaç bu. Çok güzel bir amaç, çok güzel bir iş. Yani böyle hayranlıkla izledim sizi. Her bir bebeğin özelliği var ve bu bebeklerle iletişim kuran çocuklara çok güçlü mesajlar gidiyor. Harika bir proje bu. Nasıl çıktı projeniz? Biraz da projenizin çıkış hikayesinden anlatmak ister misiniz? Yani bu sosyal Tabii. proje, sosyal sorumluluk projesi. Nereden aklınıza geldi bu Pudu Hepa bebeği? Pudu Hepa ne? Hani onu da biraz vurgulayarak anlatırsanız. Tabii ki. Ya ben toplumsal duyarlılığı olan bir çocuktum zaten. Lisede de çevre kulübü kurmuştuk. Daha sonra üniversitede de yine doğayla ve çevreyle ilgili projelerde yer aldım. 8 sene Amerika'da yaşadım ve MBA yaptım. İşte Boğaziçi mezunuyum, uluslararası ilişkiler okudum. Sonra Amerika'da MBA yaptım, çalıştım. Türkiye'ye döndükten sonra da reklam ve pazarlama dünyasında çalışmaya başladım. Benim esas uzmanlık alanım reklam pazarlama, ağızdan ağza pazarlama. Biraz aslında markalaşma ve bu konuları bildiğim için iyilik projeme çok faydası dokundu. Seneler boyunca böyle hemen hemen bütün uluslararası firmalarla görüştüm diyebilirim. Çoğuyla da çalışma imkanı buldum. Çünkü çok inovatif yeni bir sistem getirdik Türkiye'ye, ağızdan ağza pazarlama diye. Benim kendi ticari işim bu konuda bir ajans üzerinden devam ediyor. Bununla birlikte beni sıkışmışlığa iten de bu iş dünyası oldu, biliyor musunuz? Yani Tülay Hanım, her firma bu İvroşe Vakfı'nın verdiği gibi aslında anlamlı ve etkili ve içten ve samimi kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz projelere imza atmıyorlar. Bunlar zorunluluktan kaynaklandığı zaman çok sakil duruyor. Ve bunlar beni şöyle çok üzüyordu. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bir Amerika gibi veya imkanları çok geniş ülkelerdeki gibi şeyler yok, kaynaklar yok. Halbuki bu kaynaklar özel firmalarda, özel kurumlarda var ve onların boşa gidiyor olması çok iç acıtıcı bir şey. Çünkü bizim çok ihtiyacımız var. Tabii biz düzen, sistem, birlik, beraberlik gibi eksiklerimiz de var. O yüzden bizim projemiz yine kolektif bir proje olma, işbirliğini ortaya koyabilme açısından da çok kıymetli. Çünkü çok farklı kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Çünkü ben sıfırdan bir şeyi yapma taraftarı hiçbir zaman olmadım. O işi iyi yapana destek olmak, o işi iyi yapanla güçleri birleştirmek, bu becerimizi de geliştirmemiz gerekiyor bizlerin. Ben sonuç olarak ticari dünyadaki böyle yaşadığım, gördüğüm eksiklikler, üzüntü, en çok da işte aile içi şiddet. Beni çok çok sarsam, böyle çok üzülüyordum o kadınlara ve bir şey yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Yani o kadınlara pansuman yapalım, ne yapabiliriz? O adamlar ıslah edilemez o yaştan sonra. Ve bu sebeple ben çocuklara yatırım yapmaya karar verdim, biliyor musunuz? Aslında benim hedef kitlem acı çeken kadınlar. Ama dedim ki artık orada yapılabilecek bir şey yok. Biz kökten bir değişime gitmeliyiz ve yetişirken bu çocuklar bazı düşüncelerin tohumlarını o zaman ekersek bu bizim istediğimiz topluma gider dedim bu yol. Ve şöyle oldu. Biz bu Pudu Hepa'yı oluşturduktan sonra pek çok kurumsal firma da destek oldu. Pek çok köy okuluna gittik. Pek çok öğretmenlerimiz bunları sınıfta işledi. Ve bana bir video geldi Diyarbakır'ın bir köy okulundan. İlkokul 3. sınıfta bir erkek çocuğu, öğretmen işte ne öğrendiniz, ne anladınız diyor ve çocuk diyor ki kadın erkek eşittir hocam diyor. Ve bu güçlü bir kadını normalleştirmiş olmak ileride ezmeye çalışmayacağı anlamına geliyor. Lider kadın da olabilir. İşte dedim, yani hedef tutturuldu. Hani ben bugün ölsem gam yemem çünkü hedef bu. O evet, kız çocuklarına dokunmak da tabii ki çok önemli ama erkek çocuklarının da bizim yanımızda, erkeklerin de bizim yanımızda duruyor olması çok önemli. Bir bebek o çocuğun düşüncesini nasıl değiştirebilmiş? Evet. İşte o yaşta o kadar kolay ki, sünger gibiler ve hamur gibiler, yoğurabiliyoruz biz onları. O yüzden o yaşta dokunmak çok çok önemli.
Çok çok önemli. Niye bez bebek? Niye adı Pudhepa? Yani bu bez bebek ve Pudhepa fikri nasıl oluştu sizde? Hani neden sebepleri? Şimdi ben evet çok aslında zor bir işti benim için. Neden? Çünkü ben dikiş bilen bir insan değilim. Bu sektöre çok yabancıyım. Ben iş dünyasından gelen, reklam dünyasından gelen bir kadındım. Ama hedef kitleyi biz ergenlik öncesi yani fikirlerini değiştirebileceğimiz yaştaki kız çocukları olarak belirleyince araç olarak bebekler belirdi. Nasıl bunlara ulaşabiliriz? Nasıl ulaşırız? Yani mail yollayamayacağımıza göre bu çocuklar 6 ile 9 yaş arası kız çocuklarına bez bebek yapalım. Çünkü onlarla yakın hissedebilecekleri, onların hikayesinden ilham alabilecekleri karakterler olsun ve o esnada 4 sene önce ben bu proje için kafa yorarken, daha doğrusu bu kadınlara nasıl yardımcı olurum diye düşünürken Asi Kızlar için Uykudan Önce Hikayeler kitabının ilk çevirisi gelmişti ülkemize Hep Yayınlarından. Orada da hiç Anadolu'dan kadın yok ilk volümde. İkincide Selda Bağcan var. Üçüncüde artık çıktı Türkiye Kadınları ama 4 sene önce çok üzülmüştüm. Neden? Yani bizim çocuklarımız da işte Afrika'daki astrofizikçiden yok Kenya'daki matematikçiden mi ilham? Tamam alalım hepsi kadın hepsi evet çok zaten global açılım da düşünüyoruz biz. Ama önce bir de bize daha yakın, daha inandırıcı olan, daha ikna edici olan kendi toprağımızda karakterler var. İşte Dilhan da burada doğmuş. Gürriz de burada doğmuş Pudhepa'da ve daha adını bilmediğimiz o kadar çok bilim, sanat, spor dünyasından değerli kadın var ki değer bilmiyoruz. Unutulup gitmiş. Bir de bizim öyle bir zayıflığımız var. Ben 8 sene Amerika'da yaşadım. Bir gidersiniz bir müze, müze dediği şey 50 yıllık konuda bir müze yapmış. Bizim ne kadim geleneklerimiz, ne geçmişimiz, bunların değerlerini de bilmek lazım. O yüzden biz hani her yaştan kadına dokunan, küçük kız çocuklarına ilham olsun, ablaları okula gitsin. Çünkü gelirimizle TOÇEV aracılığıyla kız çocuklarının eğitimini destekliyoruz. Teyzeler üretimde yer alsın, evet ama hep birlikte toplumu güçlendirelim ve dönüştürelim hedefiyle. Şimdi bez bebek çıktığı zaman ben bir ana karakter, markalaşma konusunda uzman olduğum için Pudhepa çok uzun bir isim bu arada ama çıkarı yoktu. Ben bile 3 günde öğrendim Pudhepa ismini duyduğumda. Fakat çok anlamlı. Çünkü tarihin ilk barış anlaşması bizim topraklarımızda bu kadın tarafından mühürlenmiş. Yani markaya bu ismi vermek zorundaydık. Çünkü çok kıymetli. Ve Birleşmiş Milletler binasında gümüş bir kopyası var bu Kadeş Anlaşması'nın. Çok değerli bir kadın. Kadeş Anlaşması Kadeş. Okullarda çok okutulur, çok bilinen, bildik bir anlaşmadır. Bütün sınavlarda çıkar ama hiç kimse o anlaşmayı imzalayanın kadın olduğunu okumuş olsa bile hatırlamaz yani, bilmez. Evet, o zamanlar işte Mısır Firavunu'nun mührü var, Hitit Kralı'nın mührü var o Kadeş Anlaşması'nda ve Pudhepa'nın da mührü var o Kadeş Anlaşması'nda. Gülhane Park'ın içerisinde Etnografya Müzesi'nde orijinal kopyasını görebilirsiniz. Bir de dediğim gibi gümüş kopyasını biz Birleşmiş Milletler'e hediye olarak vermişiz. Bu kadar global bir kavram, barış. Ve bizim topraklarımızda ilk defa mühürleniyor. Buna sahip çıkmalıyız diye düşündüm. Markanın yanına ve kız kardeşleri. Pudhepa kim peki? Hitit Kraliçesi. Hitit Kraliçesi. Ve 3300 yıl önce yaşamış Mısır'la Hitit arasındaki savaşı sonlandıran Kadeş Anlaşması'nın da mührünü basmış. Çok güçlü bir lider kadın. Şimdi Çorum civarında biliyorsunuz tabii Hitit, inşallah oralara da gideceğiz. Tarsus'ta çıktı mührü. Şimdi Adana Müzesi'nde. O zaman herkesin mührü var. Yani güçlü bir kadını... Başka bilgileriniz var mı aktarabileceğiniz? Efendim? Yaşam hikayesinden başka bilgiler var mı aktarabileceğiniz? Tabii yani şöyle bir kere sadece Hitit kralıyla evlenerek kraliçe olduğundan dolayı bir şey başarmış bir kadın değil. Çok akıllı, çok zeki ve çok çalışkan bir kadın. Ve küçüklüğünden beri bunu hayal ederek kendini geliştirmiş. O zaman çok fazla kadınlarda da okuma yazma vesaire yokken kendini çok geliştirmiş. Bu arada biz Hitit'te bazı şeyler görüyoruz. Kadın erkek eşitliğini görüyoruz o zaman. Ve hatta eşi vefat ettikten sonra uzun yıllar güçlü bir şekilde pozisyonunu koruyan bir kraliçe. Ve şu anda yine Ankara'daki müzelerde
direkt Firavun'un Puduhepa'ya yazdığı tabletler var. Yani bir merci olarak kabul ediliyor. İşte sevgili kız kardeşim diye Tavananna'yla da yazışıyorlar. O zamandan gelen bir kız kardeşlik bağı var. Biz onu da işliyoruz. Şimdi bütün bebeklerimizin saçlarında mavi ipler var. Biz bunlardan çok güzel boncuklu saç çıtçıtları yaptık. Hepsinde, bütün bebeklerimizdeki bu mavi ip de kız kardeşliği bağımız. Ve onları taktığımızda gelmiş geçmiş bütün güçlü kadınların gücünü üzerimizde topluyoruz. O da bizim bir süper gücümüz oluyor. O yüzden aynı zamanda sevgi sözcüklerini de tabletlere ilk kazıtan kadın. Eşiyle bir fiil hükümet yönetiminde çalışmış. Çok çok değerli, güçlü bir karakter. O yüzden ondan sonra tabii ki daha ataerkil toplumlara evrildikten sonra ve bugün ben yeniden bir devrim yaşadığımızı düşünüyorum. Kadınların yeniden güçlerine sahip çıkma sürecindeyiz. Buna tanıklık ediyoruz. Buna hatta katılımcısıyız, aktif katılımcısıyız bu devrimin şu anda. Ama eskiden işte bu kadar ataerkil değilmiş zaten. Pudayapa da öyle bir dönemden geliyor. Bunun gibi çok fazla bilim, sanat, spor dünyasından değerli kadın olduğu için markanın yanına da ve kız kardeşlerini ekledik ki Pudayapa ve kız kardeşleri ilham dünyası büyüyecek. Her sene bir kız kardeş katılıyor. Bazen belki bu sene 2 tane çıkacak. Ve biz bu şekilde bazı konuları da sahipleniyoruz. İşte bilimde Dilhan Ege Eryurt'la şimdi sahiplendiğimiz konular var. Sanat dünyasında Gürü Sururi ile şimdi yeni bebeğimiz de İvroşe Vakfı'nın katkılarıyla doğayla ilgili bir bebek olacak. O da çok çok kıymetli çünkü doğadan kopuk yaşayan bizler ve çocuklarımız için yapılması gereken çok şey var. Adı ne olacak? Kim o? Yoksa gizli mi tutuluyor şu anda? Yok hayır şu anda prensipte anlaştık kızıyla. Çok değerli bir bilim kadınımız. Ama henüz daha imzalanmadı. O yüzden söylemeyeyim henüz. Ama yine adını bilmediğimiz bir bilim kadınımız. Fakat çok değerli çalışmalar yapmış. Fransa'dan tohumlar getirmiş. Ve Türkiye'deki bitki dünyasıyla ilgili çok çok değerli katkıları olan bir profesörü yapacağız. Peki bu bez bebekleri kimler üretiyor ve bütün geliri TOÇEV'e gidiyor bildiğim kadarıyla. Ondan da bahseder misiniz? Hani TOÇEV nasıl gündeme geldi? Siz bunu bir sosyal girişim olarak üretip kendiniz satabilirdiniz ama bütün geliri TOÇEV'e aktarıyorsunuz. Hem üretim aşaması hem de TOÇEV kısmını anlatmanızı rica edeceğim. Tabii, ben bu projeye başlarken sosyal girişim olarak aslında dediğim gibi sıkışmışlıktan doğarak gerçek bir fayda üretmek için yani koskoca firmaların yapamadığını yola çıkarken biliyordum ki etrafımda iyi insanları toplanacaktır ama o kadar iyi insanlarla yollarımız kesişti ki hani umuda dair olan inancım perçinlendi, pekişti. Dedim çünkü biz kurumsal hayatta bu kadar iyi insanlarla karşılaşmayabiliyoruz. Biraz daha dar çerçeveden hayata bakın hep bana mentalitesiyle kapitalist dünyanın çarkları içerisinde dönen insanlarla genelde çalışıyordum. O yüzden bu sosyal girişim STK dünyasındaki insanlar bana çok iyi geldi. Orada DNA'sı gereği bu işin kız çocuklarının eğitimine dönmesi için ben kimle işbirliği yapabileceğimi araştırırken Türkiye burası ve çok yakın zamanda Açık Açık diye bir platform kuruldu. Ondan önceydi benim kuruluş hikayem. Güvenmem lazım. Şeffaflık, dürüstlük benim için en önemli şey. Bu yüzden de tavsiyeyle işte TEDx etkinliklerini düzenleyen arkadaşım Özge'nin tavsiyesiyle ben TOÇEV'e yönlendirildim. TOÇEV'i tanımıyordum daha önce ama benim için dinamik, şeffaf bir STK ile işbirliği yapmak çok önemliydi. Tek bebek olarak başladık. Dedim ki hani bunun gelirini aktarırız sizler için de çocukların eğitime. Eğitim her çocuğun hakkı sloganı TOÇEV'in. Ama ben rica ettim ki kız çocuğu olan aileleri biz destekleyelim. Tamam dediler ve biz çalışmaya başladık. O kadar güzel bir işbirliği oluştu ki aramızda. Biz ikinci bebeği, üçüncü bebeği de TOÇEV'le yaptık ve şimdi
bambaşka projelere giriştik. Orada çok güzel bir sinerji yakaladık. Ama bir gün Türkan Saylan'ı yaparız. Onun geliri tabii ki Çağdaş Yaşam'a gider. Veya Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın bebeğini yaparız. O tabii ki Açev'e gider. Onlar ayrı. Ama gelirin bir STK aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine dönmesi benim için çok önemliydi. Bunların yapımında da kadınların çalışması gerekiyor. Çünkü el yapımı ürünler hepsi. Bunun için aslında biraz zorlandım. Çünkü şey eksiği var, çalışma disiplini eksiği var tabii ki. Bizim bir üretim sürecinde şu ana kadar oluşturduğum ekibi oluşturmak çok zordu. Benim en zorlandığım alanlardan bir tanesi o oldu. El işi yapan kişilerden bir düzenli iş ortamı oluşturmak. Orada mesela Zeynep Tosun'un ekibiyle Bartın'dan bunlar 14 hanım çalışıyorlar. Onlar geliyor. Zeynep Hanım'ın atölyesinde dikiliyor. Çok şanslıyız. Benim bir çekirdek kadrom var. Baştan beri bize destek olan tasarımda, üretimde, böyle benim kendi ticari işimin kadın veri tabanını oluşturan kadınlardan gelen, el işi bilen kadınlardan oluşan ve onların getirdiği arkadaşlar ve İSMEK'ten kurs alan kadınlardan oluşan kemik bir kadromuz var. Onlarla biz tasarım, üretim, her şeyi şey yapabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Yeni ne çıkaralım, ne yapalım. Çok keyifli bir ekibimiz var. Onun dışında da dışarıya o kadar çok iş veriyoruz ki mesela şu anda yeni Kırıkkale'de bir hanıma ihtiyacı var diye jüt ipinden örülen bir çantamız var. Onu outsource edebildik. Ondan sonra Karabük'te bir ekip var çalışan. Bursa'dan aldığımız ürünler var. Hani ben böyle biraz daha büyüdüğümüz zaman aslında çoklayabileceğimiz bir sistemi 3 sene içerisinde öğrendiğimizi düşünüyorum. Çünkü sadece dikiş bilmesi şart değil. Dikiş makinesi olana vereceğimiz işler var. Dikiş makinesi olmadan bebeği olan, hastası olan, evden çıkamayan engellilere de verebileceğimiz çok iş var. O yüzden proje aslında çok bereketli de bir proje. Bu bebeklerin her bir parçasını evlerde çin çubuklarıyla, elyaflarla kadınlar dolduruyor. Ondan sonra bunlar birleştiriliyor. Hepsi parça parça. Yüzünün nakışını yapanlar var, saçlarını dikenler. Burada bir standart bizim için çok önemli olduğu için hatta ihracata da başlamayı düşünüyoruz ve yurt dışına da bayağı ürün gidiyor. Standart da çok önemli bizim için. O yüzden bazı işleri dışarı veriyoruz, bazı işleri buradaki kadro yapıyor. Ama sonuç olarak 55'ten fazla kadın para kazanıyor proje sayesinde. Çok keyifli. Bir de gittikçe TOÇEV'le desteklediğimiz kız çocuğu sayısı artıyor. Biz İvroşa Vakfı'na başvurduğumuz zaman yarışmaya o zaman 18'di. Şimdi 120 oldu kız çocuğu sayımız. Aslında bu sene çok arttı. Gittikçe böyle anlamlı bir şekilde büyüyoruz. Çok güzel bir büyüme. Şimdi şey tarafı da çok hoşuma gitti. Yani hani bu bebeklerin bağışı, geliri TOÇEV'e, kız çocukların eğitimine gidiyor ayrı. Ama bebeklerin yapım aşamasında da siz Türkiye'nin farklı noktalarında ve işe ihtiyaç duyan kadınlara iş imkanı yaratmış oluyorsunuz. Peki merak ediyorum. Kesinlikle. Böyle her kapınızı çalana da bir şekilde iş veriyor musunuz? Yoksa hani belli başlı bağlantılar üzerinden mi gidiyor? Çünkü izleyenler arasında olabilir ve size başvurma, ben de çalışmak istiyorum diyenler olabilir. O yüzden soruyorum. Tabii. Şimdi dediğim gibi mesela Kırıkkale'ye yollayabildiğimiz ürün, o dışarıya verebildiğimiz bir ürün. Hanımefendi önce örnek çalıştı, onayladık, üretime devam edebiliyor. Standartımızı tutturması gerekiyor. Elyaf ve bebek doldurmayı İstanbul dışına veremiyoruz. Çünkü elyaflar 10 kiloluk çuvallarla geliyor. Bu arada tedarikçilerimiz de sağ olsunlar hep maliyetinden bize veriyorlar şeylere. Henüz bir sponsorumuz yok ürün tedariği konusunda ama çok uygun alıyoruz. Geliyor çuvallarla. O yüzden İstanbul'da hanımlara mesela bazen ben evlerine bırakıyorum. Bazen gelip alıyorlar. Ama mesela Bahçeşehir'den arayan biri, biz Bağdat Caddesi'nde olduğumuz için ona iş veremiyoruz. Çünkü pandemi var. Şeylerle de ulaşması çok zor ve taşıması da çok zor. O yüzden şu anda bazı ürünler bu şekilde yapılıyor. Ama ürün dikilmesi kıyafetlerin veya başka minik ürünlerimiz var, minik boy ürünlerimiz. Bunları verebiliyoruz.
Burada da bizim için çok önemli olan tabii ki hijyen vesaire gibi standartlarımız var çalışmaya başladığımızda. Bir keresinde mesela bebek dolumu verdiğimiz İstanbul'dan gelen bir şey sigara kokuyor diye almadık. Yapılması gereken şeyler zaten belli. Hani biz o standartları anlatıyoruz. Onun dışında şey çok önemli, güven. Güven çok önemli. Şu anda biz büyüme aşamasında olduğumuz için Potlatch'la görüşüyoruz ve kadın kooperatifleriyle artık işbirliğine başlamak istiyorum. Çünkü onlar da kadını destekliyor zaten. O yüzden onlara iş verme konusunda gönlüm gayet rahat. Ama yavaşlık var. İkincisi de çok yavaş. Evet, güvenilir işte. Yani ev kadınlarını eğitmemiz gerekiyor. Sen eğer para kazanmak istiyorsan bu işin de bazı öğrenilmesi gereken disiplin ve kuralları var. Yani senin hayat tarzına biz uymayacağız. Sen bir şey yapmak istiyorsan biz öğretmeye hazırız, açığız ama şeffaf ol, dürüst ol, yalan söyleme, güvenelim. Çünkü bu bir günün sonunda bir yere bir şey satılıyor. Evet, yardım olarak gidecek olabilir ama biz bunu eğer iş olarak yürütmezsek aslında nasıl olsa sosyal girişim. Öyle bir dünya yok. Başarılı olmasının nedeni benim bunu bir iş olarak yürütüyor olmam aslında. O yüzden herkes de, kısacası cevabı hayır, herkesle çalışamayız. İsteriz ama onların da istiyor olması lazım. Karşılıklı. Zaten istemeyene yardımcı olamazsınız. Evet. İsteyenin de birazcık eğitilmesi gerekiyor. Ona da açık olması lazım. Peki şimdi bu bebeklerin demin dediniz ki bize daha düşük maliyetle veriliyor malzemeler vesaire. Bütün bu bebeklerin maliyeti ne ve bunu nasıl karşılıyorsunuz siz? Ya çok zor. Şöyle, neden zor? Onu söyleyeyim. Zor değil. Vergi veriyor olmak bizi tabii ki üzüyor. Çünkü bir fayda yapıyoruz ama bunu bir ticari şirket altında yaptığımız için vergilendirmek zorundayız. Orada da %40'ı gidiyor. %18 KDV, %20 gelir vergisiyle. Orada üzüntümüz var. Çünkü biz bunları eğer vergi vermesek çok daha uygun fiyatlara satarız. O yüzden çok az bir kar marjıyla TOÇEV'e destek verebiliyoruz. Çoğu maliyete gidiyor. Ki bunu biz maliyetinden almamıza rağmen kadın emeği kısmından kesmek istemiyoruz. Çünkü günün sonunda ay sonu değecek bir miktar kazanmış olmaları lazım. Yani 10 kuruşa 50 kuruşa bir iş yaptırmak istemiyorum. Yani Yani anlamlı. bebeklerin satışından elde edilen gelir yine maliyete harcanıyor ve onun bir kısmı gelirin bir kısmı TOÇEV'e başlıyor. Çoğu maliyete gidiyor, vergiye gidiyor. Kalan kısmı maliyet ve vergiden sonra kalan kısmı TOÇEV'e gidiyor. Peki şimdiye kadar nasıl bir aşama kaydettiniz? Demin ihracattan da bahsettiniz. Hani kaç satışla başladı, bugün kaç bebek satılıyor ve hangi ülkelere nasıl ihracat yapıyorsunuz? Onlardan da bahseder misiniz? Şimdi biz Amazon'a koyduk bebeklerimizi. İstanbul Ticaret Odası ile Odalar Borsalar Birliği'nin Yükselen Markalar diye bir projesindeyiz. Orada finale kaldık. Orada eğer bir şey inşallah kazanırsak hem duty free'lerde satılma hem de ihracatla ilgili destekler almak üzere aslında o adımı attık. Şu anda ihracat yapmıyoruz. İhracat yapma niyetimiz var. Amazon'dan satılıyor ve yurt dışındaki Türk aileler ve dernekler tarafından çokça tercih ediliyoruz. Etkinlikler olsun, işte ürün alımları olsun, onları çalışıyoruz. Pudaya kitabımız İngilizcesi, Fransızcası var. Şimdi Almancası basılıyor. Onu da İELEV okulundan 11. sınıf iki tane çocuk çevirdi. Şu anda fonlamasını açtılar baskı için. Tamamıyla dediğim gibi kolektif bir proje. Fransızca çevirisini de Saint Joseph'ten bir öğrenci yapmıştı ve ailesi baskısını karşılamıştı. O yüzden hani projeyle ilgili herkes bir şey yapabiliyor. Bizim İzmir'den bir gönüllümüz var. Ben işte Evrim Hanım'a diyorum ki şuralarla yazışmamız gerekiyor. Oralarla yazışmayı yapıyor veya burada gönüllü işlerimiz de var. Gelip yarım gününü geçirmek isteyen insanlara da iş veriyoruz. Hani sizin için ne yapabiliriz diyen hiç kimseyi ben karşılıksız bırakmıyorum. Herkes bir şey yapabiliyor çünkü. O şekilde şimdi bizim yurt dışı buyurun. Satışlar nasıl gidiyor?
Satışlarda tabii ki minik başlamıştık operasyonla. Biz düşündüğünüz zaman bir bez bebek projesi olsaydık bu kadar bebek satamazdık. Biz 3000'den fazla bebek sattık. Ama 3000'den fazla bebeğin yanı sıra kitaplarımız daha da fazla satıldı. Çünkü bunlar ayrıca da satılıyor. Bir de mini pudu setlerimiz var, sohbet kartı setlerimiz var. O yüzden biz bir de giden yerler okulları olduğu için aslında çok canı çocuk tarafından da işleniyor, öğretmenler tarafından işleniyor. Bu şekilde şimdi bu senede şeye hazırız artık. İyice bir stok yapma ve İvroşa Vakfı'ndan gelecek olan destekle birlikte ürünlerimizi stoklayıp, çünkü yılbaşları, 8 Martlar vesaire biz böyle kıtı kıtına yetiştirebiliyoruz ürünlerimizi. Çünkü büyüyen bir markayız. Ama şimdi artık bu desteklerle stok çalışma aşamasına geliyoruz. Ne güzel, hani kıtı kıtına yetiştiriyoruz dediniz ya, bu da bebeklerin ne kadar çok ilgi gördüğünün bir göstergesi. Evet. O yüzden de çok sevindim. Peki şimdi yeni projeler var, yeni bebek var. Bu nasıl gidecek? Pude Hepa ve Kız Kardeşleri serisiyle ilgili olarak bizi izleyenlere neler söylersiniz? Şimdi yeni bebekler hepsinin farklı bir alana sahiplenmesi çok önemli. Dediğim gibi bu seneki konumuz doğa olacak. O da inanılmaz beni heyecanlandırıyor. Çünkü ucu bucağı yok. İşte ata tohumlarından tutun, ağaçlar, böcekler, bir sürü şeyi ele alabileceğiz. Daha sonra da spor dünyası ve müzik dünyasını istiyorum aslında şey yapmayı. Şimdi burada yine isteklerimizden bir tanesi biraz daha uluslararası açılım. Ve Pudu Hepa'nın yine dünyadan kız kardeşleriyle buluşup bazı setlerini hazırlamak istiyoruz. Bu şekilde hem kadın gücü, kız kardeşlik ve dünya barışı gibi konuları ülkemizden sahiplenen bir markanın adı altında aslında oralara götürüyor olmak, bir Anadolu'dan çıkan markalaşma hedefi var. Onun üzerine çalışacağız. Ama esas konumuz, biz bir felsefenin peşindeyiz. Daha iyi bir toplum dönüşümünden bahsediyoruz ve aslında bebeklerimiz araç. Kitaplarımız araç. Biz şey değişiminden, bakış açısı değişiminden bahsediyoruz ve bunun içinde dijitalde içerik üretimine yönelik projelerimiz var. Çünkü biz çocuklara yaptığımız yatırımın anne babalar ve eğitmenler tarafından da aynı sayfada desteklenmediği zaman eksik kalacağını biliyoruz, görüyoruz. Biz burada çok değerli bir şey yapıyoruz çocuklara. Anne babayı ve eğitmenini de aynı sayfada tutabileceğimiz çok güzel detaylı böyle içerik çalışmalarına yönelik büyük bir projemiz var. Toç Evleşimi onu çalışıyoruz. Aynı zamanda da çok çok farklı proje konuları geliyor. Hatta bugün bir tanesini yeniden yazdık, çizdik. Çok değişik açılımlar gerçekten olacak. Onları da takip ederek inşallah görürsünüz. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir röportajdı. Pudu Hepa, ben teşekkür ediyorum. Kardeşlerinin yolculuğunu sizden dinlemek çok keyifliydi. Biz de takipçisi olacağız bu yolculuğun. Çok sağ olun. Çok, ben de teşekkür ediyorum Tülay Hanım. İlk yayınlayanlardan birisiniz. Ödülümüzü, desteğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok selamlar, sevgiler. Herkes fark yaratabilir diyorum.